Yani kreşte başladığımız o seferberlik süreci gençlerin üniversite eğitimleri bittikten sonra meslek edinme ve hayata katılma noktasına varıncaya kadar takip edilmesi gereken önemli bir alan. Genç kart, ulaşımda, kültür, sanat, sosyal tesisler ve sporda %40 indirim. Öğrenci olmayan tüm gençler buna dahil. Zaten öğrenci olanlara indirimimizi yaptık. Taahhüt etmiştik, yerine getirdik. Üniversite bursu, 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira İstanbul'a gelene de İstanbul'dan gidene de, yani İstanbul'da ailesi olup İstanbul dışına gidenlere de 400 lira öğrenci bursu vereceğiz. Yurt hızlıca, biz kimseye muhtaç değiliz. 12 kadın, 8 erkek öğrenci yurdu hizmete geçireceğiz. 10 adet yeni gençlik merkezi ki çok etkin olacaklar. 10 adet dünya dilleri merkezi, çok önemli. Hangi dil isteniyorsa, hangi dilde talep varsa dillerine dönük eğitim verdireceğiz. Dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi olabiliyor. Ücretsiz online hizmeti, online şeklinde de dil eğitim vereceğiz. E-spor arenalar, gençler özellikle İstanbul'dan başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor, beyin göçü yaşıyoruz. Yani bunun piyasa değerlendirmesini yapan insan kaynakları uzmanları var. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. Ben İstanbul'da mahallelerinde iş bulamayan, 350 bin o mesleği bile olmayan, okutamayan, ben bunları sahada yaşadım ve yerine getirdim. 350 bin gencin Ekrem abisi olmaya geliyor. Bunu hiçbir gencimiz hafızasından çıkarmasın. Ben onların Ekrem abisi olacağım. Evet, teşekkür ederim. Bir kere benim gençler benim kankam. Gençleri benim kankam olmaya davet ettim. Çok da güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu en baba müjde gençler için. Peki bu internetle ne yapabilirler gençler? 150 tane elektronik posta, 1500 tane elektronik posta gönderir alabilirler. 150 saat müzik çalabilirler. 150 saat internete girebilirler. 1500 sosyal paylaşım yapabilirler. 10 saat Netflix'te video izleyebilirler. Yani bunların tamamını 10 megabaytla gerçekleştirebilirler. İkincisi, müzeler ve tiyatrolar bütün gençlere ücretsiz olacak. Uluslararası belediyeler. Tamam. Uluslararası e-spor olimpiyatlarını İstanbul'da yapacağız. Ekranı tutun efendim. Şöyle ekranı tutun. Evet. Öğrencilere kırtasiye desteği var. Bunun miktarını arttıracağız. Amatör spor kulüplerine, 900 tane amatör spor kulübü var. Burada 150 bin lisanslı sporcu var. Bunlara 100 bin liralık tutarında destek vereceğiz her yıl. Şu anda bunun onda biri veriliyor. 10 kat artıracağız. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle geçişler her iki köprüden bedava olacak. Yani motosikletliler var 300 bin civarında. Üniversiteye hazırlanan, yani üniversitede okumayıp liseden mezun öğrencilik vasfını kaybetmişlere de bu ulaşım indiriminden, yaptığımız ulaşım indiriminden onlar da yararlanacak. İşsizlik maaşı alana toplu ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler de genç sayılır. Öğretmenler bütün toplu ulaşımdan bedava yararlanacak. Gençlere burs dedi. Ben bursu yazmadım. Ben de düşündüm yazmayı ama niye yazmadım? Çünkü belediyeler burs veremiyor. Veriyor idi esasında. Cumhuriyet Halk Partisi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini artık imkansız hale getirdi. Tabii Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum. Peki, burada veremez. Bitti. Şimdi şöyle. Ama Ankara'yla beraber çalışırsak
orada iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir. Aslında yap